Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri, iddia taktikleri kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 8 Eylül iddia tahminleri, iddia programı ve iddia analizleriyle sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, kombine sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz maç tahminlerini bahis analiz ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu orayı her zamanki gibi sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istese uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak. Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek. Ekstra bahislerimi banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendine zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sizlere günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitenin linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Youtube'da vermediğim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Ama bu Telegram'daki yürüyüşümüz, gidişimiz biraz farklı arkadaşlar. Burası çocuk parkı yeri değil. 30, 40, 50 maç vermiyoruz. Tutma olasılığı yüksek, gerçekleşme olasılığı %90'ın üzerinde olan maçları 2, 3, bazen 4 maç vermeye çalışıyorum. Neticede çoğu tutuyor. Zaten bizim de istediğimiz çoğunun tutması, para kazanabilmemiz. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlayabiliriz. World Cup 2022'de saat 21.45'te Macaristan'la Andorra karşı karşıya geliyor. Her iki takımın fon durumuna baktığımızda Macaristan son karşılaşmasında Arnavut'la 1-0 mağlup oldu. 2 Eylül 2021'de Dünya Kupası elemeninde İngiltere'ye ilk yarısı 0-0'den karşılaşmada 4-0 skorla mağlup oldu. UEFA... Europe Championship'te Macaristan Almanya ile karşılaştı. İlk yarısını 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada maç sonunda Almanya ile 2-2 berabere kaldı. UEFA Europe Championship'te Macaristan Fransa ile oynadı ve Macaristan ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen maçtan bir birlikte skorla beraberlikle ayrıldı. UEFA Şampiyonşip'te 15 Haziran 2020'de Macaristan Portekiz'de karşılaştı. Ve ilk yarısı 0-0'da biten karşılaşmada Macaristan Portekiz'e 3-0 skorla mağlup oldu. Andorra ise Dünya Kupası elemelerinde İngiltere ile karşılaştı 5 Eylül'de. Ve İngiltere ilk yarı 1-0 geride kapadı karşılaşmada 4-0 skorla mağlup oldu. 2 Eylül 2021'de Dünya Kupası elemelerinde Andorra San Marino'yla ile karşılaştı. İlk kere 2-0 önde bitiren karşılaşmada ikinci yarıda başka da gol olmayınca Andorra San Marino 2-0 skorla yenmeyi başardı. Uluslararası dostluk karşılaşmasında Andorra Cebele Tarık'la oynadığı karşılaşmada ilk yarıda ne de ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç 0-0 skorla berabere sonuçlandı. Genel uluslararası dostluk karşılaşması 3 Haziran'da Andorra İrlanda ile karşılaştı. İlk yarı 0-0'da biten karşılaşmada maç sonu İrlanda'nın 4-1'lik Andorra galibiyetiyle sona erdi. 31 Mart'ta Dünya Kupası elemeninde Andorra Macaristan'la karşılaştı. Macaristan ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. Maç sonunda da 4-1'lik skorla Macaristan Andorra'yı yenmeyi başardı. Evet maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu bir buçuk üst. Üçüncü tercihim Macaristan maçı kazanır. Bir diğer karşılaşmamız ise İtalya ile Litvanya arasında oynanacak saat 21.45'teki karşılaşma arkadaşlar. Her iki takımın da form durumuna baktığımızda İtalya son karşılaşmasında İsviçre ile 0-0 skorla berabere kaldı. Dünya Kupası elemeninde Bulgaristan'la 2 Eylül 2021'de karşılaştı. Ve iki yarısı bir biriten ikinci yarıda başka da gol olunca bir birlik skorla İtalya Bulgaristan'la berabere kaldı. UEFA Europe Şampiyonship'te İtalya İspanya ile 6 Temmuz'da karşılaştı. İlk yarı 0-0'dan karşılaşmada maç sonu 1 bir skorla beraberlikle sonuçlandı. 2 Temmuz 2021'de UEFA European Championship'te Belçika İtalya ile karşılaştı. İtalya ilk yarı 2-1 önde kapattı ve maçta ikinci yarıda hiçbir gol sesi çıkmayınca 2-1'lik skorla İtalya Belçika'yı yenmeyi başardı. 26 Haziran 2021'de UEFA European Championship'te İtalya Avusturya ile karşılaştı. Ne ilk kere gol ne de ikinci golü maçtan gol sesi çıkmadı. Maç 0-0 skorla sona erdi. Litvanya'nın form durumuna baktığımızda Dünya Kupası eleminde 5 Eylül 2020'de Litvanya Bulgaristan'la karşılaştı. İlk yarı gol olmayan karşılaşmada Bulgaristan ikinci yarı tek golle Litvanya'yı yenmeyi başardı. 2 Eylül 2021'de Dünya Kupası elemelerinde Litvanya ile Kuzey İrlanda karşılaştı. Kuzey İrlanda ilk kere 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise Litvanya'nın bir golüne karşılık Kuzey İrlanda 3 adet gol buldu ve 4 birlik skorla Litvanya'yı yenmeyi başardı. Uluslararası Dostluk Karşılaşması'nda 8 Haziran'da Litvanya İspanya U21 takımı ile karşılaştı. İspanya U21 takımı ilk yarıda 2-0 önde bitirdiği karşılaşmada. Litvanya 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Baltık Kupası'nda Litvanya ile Letonya karşılaştı ve Letonya Litvanya'yı ilk yarı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada. 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Gene Avrupa Baltık Kupası'nda 1 Haziran'da Litvanya ile Estonya karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Estonya Litvanya'yı 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardım. İtalya ile Litvanya arasında karşılaşma ile ilgili ilk tercihim ev bir buçuk üst. İkinci tercihim maç sonu 2 üst. Üçüncü tercihim İtalya maçı kazanır. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamanınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekilde. Elinden geldiği kadar risk atmaya değer. İdeal ve mantıklı tutma olasılığı yüksek seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. Tekli tekli değerlendirmek isterseniz de canlıda oran bekleyip ya da rollingde hepsini ayrı ayrı katlamalı olarak değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombinle kuponlarımızda da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanları tebrik ederim. Ben kazandığım haftalar bazen yüksek basıyorum, karımı riske ediyorum, giderse karım gidiyor, gitmezse de kazanırsam da karımı daha da arttırmış oluyorum. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye olursak. golver117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar, oran arttırma seçeneği gibi de oldukça lehimize olacak avantajlı seçenekleri bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak, kombine kuponumuzdaki ilk karşılaşma Galler-Estonya karşılaşması, maç sonucu ve toplam goller 1.5'tan 1-0 çiftleşse şanslı ve maç sonu 1.5 üst combo. Kombine kuponunda ikinci karşılaşma İtalya-Litvanya karşılaşması, maç sonucu ve toplam goller 1.5'tan İtalya maçı kazanır ve maç sonu 1.5 üst. 1.40 gibi bir oran, 1.39, 1.40 gibi bir oran yapıyor. Benim için yeterli. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.